Şimdi geliyoruz tabii ki İslam Ortadoğu'sunun özellikle e, tıp biliminin zirvesi İbn Sina'ya. Bundan sonra İbn Sina'dan bayağı bir bahsedeceğim. Ondan sonra İslam dünyasının en meşhur hastanesi olan e, Kalabun'un yaptırdığı El Mansuri Hastanesi'nden bahsedeceğim. Sonra da Evliya o hastaneyi ziyaret ettiği zaman neler görmüş ondan bahsedeceğim ama İbn Sina kısmında bayağı eğleneceğiz bence. Şimdi İbn Sina melankoli üzerine neler demiş onun diliyle anlatacağım. Düşünce ve zanlar tabi mecrasından saparak korku ve çaresizliğe dönüştüğü için bu hastalığa melankoli denir. Çünkü sevdavi mizaç, kara safraya sevda da, kara sevda da diyorlar. Kara sevda tabiri de buralardan geliyor arkadaşlar. Sevdavi mizac dediği kara safranın daha yoğun olduğu mizac, kişilik tipi. Çünkü sevdavi mizac kişiye egemen olup beyindeki hayat merkezini içeriden izole etmeyi başararak karanlık etkisiyle onu korkuya sevk etmiş. Dışarıdan gelen zulmet ise ayrı bir yalnızlık ve endişe kaynağı olmuş. Zira mizaçtaki soğukluk ve kuruluk hayat merkezinin yapısına aykırıdır, onu zaafa uğratır. Ama diyor... İnsanın mizacı hafif ve nemli ise tıpkı şarabın terkibi gibi hayat merkezini destekler ve güçlendirir. Eğer melankoli zorla, aşırı çaba ve sert tedbirlerle kıvılcım misali atılırsa mania diye adlandırılır. Yani bugünkü anlamı bunun psikos. Yakıcı sevdadan neşet ettiği için bu hastalığa melankoli denmiştir diyor. Melankolinin en sık rastlanan türünün, beynin içinden kaynaklanan bir tür olduğunu söylüyor ve soğuk mizacın kötü etkisi veya bir maddenin etkisi söz konusu olabilir diyor. Yani insanın mizacı soğuk ve kuruysa insan kendi kendini durduk yere hasta edebilir demek istiyor aslında. Yani insanın kişiliği soğuk ve kuru ise olumsuz düşünmeye, korkulara, kaygılara, endişeye meyillidir ve o düşünceler neticesinde kendi beyin yapısını, kimyasını bozar anlamına gelecek şeyler söylüyor mevcut yapıyı yakarak veya bozarak sevdaya dönüştürür insanın bu kişiliği bu karakteri diyor. Bu maddenin gövdeye uzanması yani bu yanmış kara safranın bütün gövdeyi sarması genellikle sara esnasında olur. Nitekim sara hastalığı harici bir maddenin araya girerek beyne bir hılt veya karanlık bir buhar yollamasıyla gerçekleşen fiziki bir rahatsızlıktır diyor. Beyin kaynaklı olmayan melankoliler de var. İbn Sina'nın kategorize ettiği, aslında insanın zihinsel olarak çektiği acının neticede bedenini kötü bir şekilde etkilemesini tarif ediyor. Melankoli muhtemelen beyin dışındaki bir sebepten kaynaklansa da oluşum ve türeyiş mahalli beyindir diyor. Ama neticede beyinde oluşan bozukluk gelir kalbi de etkiler diyor. Kalbi de bozar diyor. Bunun dışında İbn Sina hiçbir gözle görülemeyen bir şeyden aslında bahsetmiyor. Bu anlamıyla gerçekten çok e, bilimsel bir bakış açısı var kendisinin. Birazdan daha da iyi anlayacaksınız. Melankoli beyni istila eder ve beyin de kalbi kötü etkiler diyor. Bahsettiği şey bu. Bayağı aslında galiba hormonları tarif ediyor belki de. Yani hormonları vücut kimyasını tümüyle bozmasını tarif ettiğini anlıyorum ben. Şöyle demiş. Bilmelisin ki kan kalpte akıcı, safi, ince ve ferah olursa beyinde türeyen bir bozukluğa mukavemet edebilir hatta onu tamamen iyileştirebilir eğer kan iyiyse melankolinin hakimiyet ve istila alanı beyin olsa da umumiyetle kalpten kaynaklanmasına şaşılmaz zira evvela kalbin mizacının fesada uğraması bunu takiben beynin tahrip olması yahut önce beynin bunu takiben kalbin mizacının bozulması böylece kalpteki hayat merkezinin fasit mizaçla başa çıkamayıp yalnızlaşarak bedene yabancılaşması mümkündür. Artık kalbin beyne ilettikleri bozulmuş hatta beynin durumuna yol açmıştır diyor. Bence harika bir açıklama. Evet şimdi Hipokrat külliyatına bakarsanız Hipokrat'ın Sara nasıl değerlendirdiğini görürsünüz ve Hipokrat'ın niye Hipokrat olduğunu da görürsünüz arkadaşlar. Hipokrat'a gelene kadar bugün epilepsi veya Sara dediğimiz türdeki hastalık bir kutsal hastalık olarak görülmüş hep. Hipokrat'sa kutsal hastalık üzerine adlı metninde yani ona atfedilen o mu yazdı öğrencilerimi yazdı bilinmiyor açıkça diyor ki sarı hastalığı kutsal bir hastalık falan değildir beyinden kaynaklanır bedensel bir hastalıktır inlerle cinlerle kötü ruhlarla falan alakası yoktur bu lafları edenler ancak sözde hekimlerdir şarlatanlardır diye baya baya bilim savunusu yapıyor akıl savunusu mantık savunusu yapıyor şimdi i̇bn Sina da el kanun el fit tıpta melankoli bahsini anlatırken Cinlerden mi kaynaklanıyor melankoli? Buna da cevap veriyor bakın aynı şekilde. Bazı tabipler melankolinin cinlerden kaynaklandığını iddia ediyor. Biz tıp tahsili gördüğümüz için bunun cinlerden neşet edip etmediğini bakmayız. Biz buna kafa yormayız diyor yani. Varsayalım cinlerden neşet etsin. Bu durumda da mizaç sevdavi bir karaktere dönüşmekte ve en yakın ilmi sebep olarak bedendeki sevdavi karakter karşımıza çıkmaktadır. O halde bu karakteri doğuran uzak sebep cin olsa ne fark eder, olmasa ne fark eder? Bence çok hoş. Bence harika. Bir de şöyle demiş. Melankoliyi doğuran güçlü sebeplerden biri de aşırı keder ve kaygıdır. Sevdanın her türü beynin meskur bölümüne nüfuz etmeye başlamışsa melankoliye yol açar. Bunların bir kısmı beraberinde manya denen illeti getirir demiş. Evet pek de bilimsel olduğunu düşünemeyeceğimiz bence bir başka sınıflandırması var i̇bn Sina'nın. Melankoli en çok kimlerde görülür? Melankoli beyaz tenli şişman insanlarda daha az, ince yapılı esmer tenli kara yağız kıllı insanlarda daha fazla müşahede edilmektedir diyor. Kalbi aşırı sıcak, beyni nemli kişilerde de ziyadesiyle görülür. Bu durumda kalbin ürettiği hararet sevdaya yol açmakta. Beynin sahip olduğu nem ise kalpte üretilen sevdaya maruz kalmaktadır. Peltekler keskin zekalı olup çabuk çabuk konuşanlar, yüzü kızıla çalan aceleciler, kıllı esmerler, özellikle de sinesinde göğsünde fazlaca iri siyah kıl bulunanlar, damarları dışarı fırlamış olanlar, kalın kocaman dudaklılar melankoliye yatkındır. Zira bu niteliklerin bir kısmı kalpteki hararetin aşırı faaliyetin diğer bir kısmı ise beynindeki nemin göstergeleridir demiş. Melankoli demiş umumiyetle erkeklerde görülür bazen kadınlarda da görülür lakin belirtileri daha sert ve aşırıdır. Kocamış beli bükülmüş yaşlı erkekler arasında melankolik çoktur. Melankolinin kışın azaldığı, yazın ve sonbaharda çoğaldığı, bazen ilkbaharda azgınlaştığı gözlemlenmektedir. Çünkü ilkbahar mevsimi bedenin salgı ve karışımlarını kana daha fazla miktarda pompalar. Belki de kan dolaşımındaki hız ve heyecan sevdayı körüklemektedir. Melankoliye yatkın kişi derin bir kaygı durumu yaşadığında, ağır bir musibetle karşılaştığında, uzun süre uykusuz kaldığında, sevdavi karakterli kusma ve kan deveranında sıkıntı ve hapsoluş vuku bulduğunda daha süratli bir biçimde hastalığa teslim olur demiş. Melankolinin belirtileri neler i̇bn Sina'da? Olumsuz düşünceler, sebepsiz korku, çabuk kızma, yalnız kalma isteği, sarsıntı, kulak çınlaması, baş dönmesi ve özellikle karnın yumuşak bulga bölgesinde vuku bulan bulantı. Melankolinin istila belirtileri, hani ilerlemiş mi melankoli? titreyişe dönüşen derin korku, her konuda olumsuz fikirlere kapılmak, derin keder, önü alınamaz bir yalnızlık isteği, ağır sıkıntı duygusu, saçma sapan laflar etmek, hava basmasından dolayı aşırı cinsi arzulara teslim olmak, şehvet, gerçekleşme ihtimali olan veya olmayan her musibet için kaygı duymak. Baya baya anksiyete tarif ediyor belli noktalarda. İlerlemiş melankolik vakalarda kişi genelde hiç korkulmaması gereken bir hususta dahi endişe edebilir. Aslında diyor, melankolinin belirtisi olan korkuları tek tek saymak mümkün değildir. Evet, chat'te hepsi var bende deniyor şu anki halimi anlatıyor deniyor. Bende de var çoğu belirti arkadaşlar merak etmeyin. Bazı melankolikler diyor i̇bn Sina göğün üzerlerine düşeceğinden korkar. Bir kısmı yerin onları yutacağından endişe eder. Başka bir grup cinlerden kaygı duyarken bir diğer grup hükümdardan korkar. Bu liste hırsız ve haydutların saldırısından endişe edenden tutunuz da vahşi bir hayvanın ansızın yapacağı bir hamleden korkanlara kadar uzanır. Kuşkusuz bunca kaygının zuhurunda mazide yaşananlar büyük rol oynar. Ama bazen asla gerçekleşmemiş bir hadiseyi sanki iki adım önlerinde şimdi vuku buluyormuş gibi tahayyül ederek dehşete kapılırlar. Bazen de kendilerinin hükümdar, devlet görevlisi, aslan, kaplan, yırtıcı bir hayvan, ecinli, büyük bir kuş, bir mekanik alet olduğunu sanabilirler. Sanıyorum başka başka hastalıklar da tarif ediyor aynı zamanda. Evet demevi mizaçlı bir melankolik türü var. Bunlar güreçtirler diyor. Zira durup dururken hoşlarına giden şeyleri hayal edip sevinir kahkaha atarlar. Tamamen sevdavi mizaçlı melankolikler mahzun ve ağlamaklıdır. Bir bölümü ölümü arzularken bir kısmı ölümün lafından bile korkar küplere biner. Beyin kaynaklı melankolide kişi aşırı düşünmekte, her konuda vesveseye kapılmakta. Vesvese, obsesyon diye düşünebilirsiniz gözlerini tek bir noktaya kilitlemekte veya saatlerce toprağa bakmaktadır. Baş bölgesinin genel rengi, yüzünün durumu, gözlerdeki ifade, saçın siyahlığı ve sıklığı, evvelce ciddi bir uykusuzluk ve derin düşünce ahvalinin yaşanması, uzun bir zaman güneş ışığına maruz kalma, öne çıkan belirtilerdir. Melankolinin tedavisi için ne öneriyor? Derhal diyor tedaviye başlamak gerekir. Eğer e, geç kalınırsa hastalığın tedavisi çok çok daha zor olur. Hasta ne olursa olsun daima sevindirilmelidir. Eğlencelere katılmalıdır. Mutedil iklimin hakim olduğu yerlerde yaşamalıdır. ılımlı iklim yani ve kaldığı meskeni, evini sık sık havalandırmalıdır. Yattığı yer ve çevresine güzel kokular sürülmelidir. Gezerken, otururken daima kaliteli hoş kokular kullanılmalı, iyi malzemeden yapılmış lezzetli hafif yemekler yemeli, taze meyve usaresi emmeli, mizacına uygun besinlerle bedenini güçlendirmeli, yemekten önce kısa bir hamam sefası yapmalı, başına ılık su dökmelidir. Hamamdan çıktığında az ateşli ise biraz su içmesinde beis yoktur. Sağlığı korumak için iyi bir masaj yapmalıdır. Bir doktor olarak melankoli vakasını takibinde hastayı nemli ve makul ölçüde sıcak tutmaya çalış. Burada hekimlere hitap ediyor. Hasta cinsi münasebete girmekten, aşırı terlemekten, baklagiller familyasından, kuru etten, mercimekten, lahanadan, çok taze veya ağır sert şaraptan, aşırı tuzlu, asitli, acı, ekşi yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıdır. Zaman zaman tatlı ve kaymak yemelidir. Hastaların uyutulma vakti geldiğinde başlarını nazikçe haşhaş, papatya ve kasım patı suyuyla ovmalıdır. Oğlum, evladım. Affedersiniz yine kedi geldi. İyi misin oğlum? Evet, Peki bir de inziva melankolisi tarzı var. Aferin oraya çık. Orada otur yavrum. Osman'ı attım az önce masadan fark ettiniz mi? Küstü bana. İnziva melankolisi. Bunun hakkında da bir faslı var i̇bn Sina'nın. Diyor ki daima inziva isteği de aslında bir melankoli türüdür. Tek başına kalmak, dünyadan ele tek çekmek. Ama devamı da var. Çoğunlukla Şubat ayından yükseler. Hasta yaşayan insanlardan kaçarak ölülere ve mezarlıklara yanaşır yakınında bulduğu kimseleri ansızın yakalayıp sıkar. Geceleri gezer, gündüzleri siner. Tüm bunları yalnızlığı sevip halktan nefret ettiği için yapar. Buna rağmen hiçbir yerde bir saatten fazla kalamaz. Sürekli farklı mıntıkalara gider. Aslında nereye gideceğini tam olarak bilmiyordur. İnsanlara korkuyla, yabanıl gözlerle bakar. Bazı insanlar da onu gördükleri zaman vakanın ciddiyetini anlamayıp gafilane bir şekilde onun yanından geçerler diyor. Evet Takıntılı aşk da sevdaya dahil mi değil mi? <laughs> Takıntılı aşk yani kara sevda bir tür akıl hastalığı olarak görülmüş arkadaşlar. Obsesyon geliştirebilinen bir boyutu var ya aşkın. Karşılık alamıyor karşı taraf yani platonik bir aşk yaşıyor. Karşılığı yok ama bir türlü ondan vazgeçemiyor. Takıntı haline getiriyor en sonunda. Bu da bir tür akıl hastalığı melankoli başlığı altında değerlendiriliyor ve İbn Sina bununla ilgili aklınıza hayalinize gelmeyecek tuhaf tuhaf enteresan enteresan reçeteler yazıyor. Şimdi takıntılı aşk derken ne kastediyor İbn Sina? Burada bahsettiğimiz aşk temel belirtileri melankoliye benzeyen vesvese kaynaklı bir hastalıktır. İnsan kendi eliyle bu hastalığa atar kendini. İçinde kabaran şehvet meskur duruma katkıda bulunsun ya da bulunmasın o tüm düşüncesini sevdiğinin yüz hatları, mimik ve tavırları üzerinde yoğunlaştırmak ister. Bunları mutlak surette güzel bulur. Bu hastalığın belirtileri gözün çukurlaşarak tabii nem ve parlaklığını kaybetmesi, ağlama dışında pek sulanmamasıdır. Ayrıca daima haz veren bir nesneye nazar edip, gülüyormuşçasına veya sevindirici bir haber almışçasına ya da mizahi bir sohbete kulak kabartmışçasına göz kabaklarının oynaması başlıca emarelerdir başka bir konuda yoğunlaşamamakta, çevresindeki uyarılara geç tepki vermekte, iki de bir zihni gidip gelmeler yaşamakta, çoğu zaman gergin bir halet içinde sevinçten üzüntüye, kahkahadan ağlayışa geçiş yapmaktadır. Yaşadınız mı hiç? Ben yaşamıştım. Gerçekten böyleydim. Eblehleşmiştim ya. Özellikle aşk konulu şiirler dinleyip ayrılık, terk edilmişlik hissetmekte, ileriye dönük ümitlerin heba olmasından dem vuran şarkılara kulak kabartıp Müslüm Gürses dinliyormuş. Derin bir kahır ve kaygı emaresi göstermektedir. Hastanın gözleri dışında tüm organları sönük, pörsük, hareketsizdir. Gözleri ise kocaman kapakları, göz kapakları arasında bir çukura dönüştüğü için dikkat çekicidir. Geceleri hiç uyumayıp aldığı derin yakıcı nefes beydine çıktığı için böyledir bu. Üstü başı ve tavırları düzenli değildir. Nabzı yek ahenk değildir. Hele hele aşık olduğu insan anılınca veya ansızın onu görünce tamamen değişir. Dikkatli bir gözlemci onun bu tavırlarından maşukun yani aşık olunan kişinin kim olduğunu çıkarabilir. Hastanın sevdiği insanı bulmak şüphesiz en önemli tedavi yollarından biridir. Hastanın kime aşık olduğunu bulacaksınız diyor hekimlere önce. Ne yapılacak sonra var ya neler yapılacak? Takıntılı aşk vakasında maşuku bulup hastayı tedavi etmek için başvurulacak ruhi metot, hastanın yanında bazı kelimeleri, isimleri almak, onu konuşturup tepkilerini kayda geçirirken nabız hareketlerini müşahede etmektir. Alıyorsun kara sevda çekenin elini şöyle tamam mı? Hekimsin. Nabzını tutuyorsun. Bir yandan ona bir takım kelimeler, isimler söylüyorsun. Sonra adreslere geçiyorsun. Çeşitli sokaklardan, evlerden, mekanlardan bahsediyorsun. O sırada hep nabzını kontrol ediyorsun. Ne hangi kelimeyi sarf ettiğin zaman nabzı hızlanıyorsa hemen onları not alıyorsun. Bundan yola çıkarak kime aşık olduğunu buluyorsun. Demek ki bu aşıklar kim olduğunu söylemiyor maşukların. Buluyorsun. Buldun. Sonra ne yapacaksın? Tepki müşahede kayıtları tutun demiş İbn Sina özellikle. Önce diyor ki, eğer takıntılı aşk hastasını elde ettiğin bilgiler vesilesiyle maşuk olmadan çözmek ve tedavi etmek mümkün değilse İlle de bu ikisini münasip bir surette bir araya getirmen gerekecekse dinin ve yasanın el verdiği şekilde bunları tanıştır ve ever. <laughs> Hekime diyor bunu. Yani hiçbir şekilde tedavi olacak gibi değilse bu iki insanı bir araya getir ve bunları evlendir diyor. Bunun başka yolu yok diyor. Ama diyor diyelim diyor böyle olmuyor. Yani karşı taraf evlenmek istemiyor bir şekilde yani. Evrilmek istemiyor kendisi. O zaman o zaman hastaya çeşitli meyve suları içiriyorsun. Uyku tedavisi uyguluyorsun. Hastayı çeşitli tartışma ortamlarına, dost meclislerine sokuyorsun ve münasip işlerle bedenini yoruyorsun. Yani zihnini ve bedenini sürekli meşgul ediyorsun. O kişiyi düşünmemesini sağlamak için, başka şeyleri sürekli düşünmesini sağlamak için. Bunlar da olmadı, o zaman şunu teklif ediyorsun. Senin ulaşabileceğin yani sana evet diyecek uygun bir eş bulalım ve yasalar çerçevesinde sizi evlendirelim. Hani bir başkasını bulalım. Hani çivi çiviyi söker demiş yani. Bir başkasını bulalım sana. O da işte çok güzel olsun, çok yakışıklı olsun. Eve, eve verelim sizi. Eğer takıntılı aşık, zeki ve okumuş biri ise yüz yüze konuşmak, durumu anlayacağı şekilde çözümleyip izah etmek, ona öğüt vermek gereklidir. Hatta gerekli soğukkanlılığa sahipse onunla şaka yollu alay etmek, kapıldığı durumun bir vesvese olduğunu anlatmak faydalı olabilir. Yine zeki ve kültürlü biri ise Onunla yapılacak uzun sohbetler iyi bir sonuç doğurabilir. Hiçbiri olmadı. Yok aşık maşukundan vazgeçmiyor. O zaman ne öneriyor i̇bn Sina? Yaşlı acuzelere başvurun diyor. Bakın. Maşukuna ulaşma ihtimali imkansızsa yaşlı geveze kadınları aşağı musallat ederek maşuk hakkında ileri geri konuşturmak maşukun sıradan biri olduğunu hissettirecek şekilde olumsuz niteliklerinden bahsetmek aşığı ondan kopartacak hikayeler düzmek, uydurmak, kötülemek, onun cefa çektirmekten zevk alan zalim biri olduğunu hissettirmek faydalı olabilir. Zira bu yol bazılarını kandırmak anlamına gelse de çok iyi bir teskin etme metodudur. <laughs> ya aşk öyle güçlü bir şey ki koskoca İbn Sina bile demiş ki ya hiçbir şey işe yaramıyorsa o da olmuyorsa bu da olmuyorsa yaşlı teyzelere toplayın maşuku kötülettirin. Buna benzer bir diğer faydalı yol maşukun ahlaki değil fiziki yönünü kötüleme üzerine kuruludur. Meskur yani bahsi geçen yaşlı kadınlar bu sefer maşukun gayet çirkin, eli ayağı tutmaz, nefret uyandıran biri olduğu tezinde yoğunlaşsınlar. Onların bu işi başarıp başaramayacağı konusunda şüphe edilmemelidir. Zira yaşlı acuzelerin işleri budur. sarih konuşmak gerekirse ben onların bu alanda erkeklerin hepsinden de mahir olduğunu söyleyebilirim. Ya kim bilir başına ne geldi bunun. Yemin ediyorum i̇bn Sina aynısını yaşamış. Bak bu adam birine çok fena aşık olmuş tamam mı? Karşılık alamamış, takıntı geliştirmiş, kafaları yiyormuş Doğal yollardan olmuş bu. Bunun akrabaları mı komşuları mı artık ne olursa toplanmışlar. Aman o kızı ne yapacaksın evladım o sana yaramaz evladım. O bir pilav pişirmeyi bile bilmez evladım. Aman ondaki kaş göz ben orama burama kaş göz çizsem daha güzel olur evladım diye 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 adamı iyileştirmişler abiciğim. Kesin. İbn Sina'nın başına bu gelmiş. Aa adım Ceren. O kadar eminim. Böyle bir metin İbn Sina'dan ancak bu şekilde çıkabilir. Ve devamında çok daha enteresan bir şey söylüyor. Ancak homoseksüellerin eşcinseller diyelim biz buna ancak eşcinsellerin bu konuda yaşlı acuzelerden daha güçlü daha usta ve zekice davrandığını söylemek mümkündür. Yorumu size bırakıyorum. Yaşlı kadınlar takıntılı aşığın tutkusunu kademeli bir şekilde dizginleyip başka bir insana yönlendirir. Ancak ikinci bir takıntılı aşk vakası meydana gelmeden işlerini durdururlar. Böylece aşık normal hayata döner. Ya. Yaşlı teyzelerin işi budur diyor. Bunlara bir benzer bir yol da aşağı, tabii bu aşık erkek olarak tasvir ediliyor. Güzel genç kızlar, cariyeler getirmek, onlarla arkadaş edip cinsi münasebet kurmasını kolaylaştırmak. Hatta zamanla içlerinden alıştığı bir kızla evlat sahibi olmasını sağlayarak hareketli, neşeli ve sorumlu bir sosyal hayata sokmaktır. Arkadaş arkadaşın neyidir arkadaşlar? Neyse <laughs> bir şey demeyeceğim. Evet Sayın İbn Sina, ruhu şad olsun. Verdiği örnekler böyle